Evet sevgili izleyenler, bölgede hareketlilik sürüyor. Diğer yandan yaşananların ekonomi etkilerini de konuşacağız biraz sonra ama Hamas Aşkelon'u vurmaya başladı. Füzelerin fırlatıldığı bilgisi var. Bu arada Demir Kubbe'nin devreye girdiği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri zaten yaptığı açıklamada Demir Kubbe'yi de güçlendireceğiz. Bu konuda da destek vereceğiz İsrail'e demişti. Şu dakikalarda Hamas Aşkelon'u vuruyor sevgili izleyenler. İsrail ise tankları zaten yığmıştı. Bir kara harekatı olasılığı daha da güçlenmişti. Gazze sabaha kadar vurulmuştu ve şu dakikalarda da Hamas da Aşkelon'u füzelerle vuruyor sevgili izleyicilerimiz. Demir Kubbe devreye girdi ve Demir Kubbe'nin daha da güçlendirileceği açıklaması gelmişti. Ekonomist Onur Çanakçı ile konuşacağız. Onur Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Onur Bey. Arkadaşlarımdan ses de rica edeyim. Ben de Onur Bey'i duyabileyim. Onur Bey, savaş aslında boyutunu ve şiddetini artıracak gibi görünüyor. Şu dakikalarda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Diğer yandan bir şekilde savaşın ekonomiye yansımalarını da konuşmak durumunda kalıyoruz. Türkiye'den gelen açıklamalar var. Türkiye'nin arabuluculuk yönünde Hamas'la görüşmeler içerisinde olduğu iddiaları var. Ama yine de tam ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan ortak bir karar olmakla birlikte bu savaşın Filistin halkından yana olan tavrı ama İsrail'e çok sert bir karşı duruşunda gelmediğini biliyoruz Türkiye'den. Türkiye bu savaşın ekonomik boyutlarıyla en azından neresinde durmak zorunda kalıyor? Şimdi şöyle, yıllardan beri söylediğimiz bir şey var. 1,5-2 seneden beri her programda, her çıktığımız mecrada, görsel ve yazılı basında bir şey söyledik. Dedik ki kötüye gidiyoruz. Kötüye gidiyoruz. Elimizdeki rezervlerimizi kaybediyoruz. Rezervlerimiz harcanıyor dedik. Ve rezervlerimiz bir yatırım için, milletin faydasına, cebine yansıyacak bir şey için değil, zevke sefaya, sefalete sürükleyecek bir yöne doğru gidiyor diye bunu defalarca konuştuk, defalarca anlattık. Ve şu anda bu söylediğimiz şeylerin etkisini aslında şu anda birebir yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Bırakın bu savaşa taraf olmayı, kınayacak paramız bile yok. Yani bir şekilde birinin dikkatini çekip de ya acaba bunlar da farklı bir şey mi düşünüyor diye gelecek olan bir tepki, ki dün Amerika'dan bir tane tepki geldi. Bu tepki ciddi anlamda Türkiye'nin zaten sıkıntılı olan günlerini daha da sıkıntıya sokmaktan öteye gitmeyecek. Hani burada işte hamasetler yapıyorlar ya, işte milliyetçilik hamaseti yapıyorlar, işte konuyu bir anda farklı noktalara çekip işte Mehmetçik Gazze'ye gitsin, buraya gitsin. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii ben siyasi tarafı açısından değil de ekonomik açıdan değerlendirmek istiyorum. Hani Türkiye'nin böyle bir şey yapma şansı yok. Yani şu anda oraya turistik bir gezi bile düzenleyemeyiz. Net bir şekilde söyleyeyim. Neden? Çünkü paramız yok. Çünkü rezervimiz yok. Çünkü borcumuz çok. Çünkü milletimiz zorda. Yani şu anda Türkiye'de işler ekonomik anlamda iyi gitmediği gibi iyiye de gitmiyor. Bakın, iyiye gitmediği gibi iyiye de gitmiyor. Hani bununla ilgili bir sinyal de göremiyoruz. Göreve başlayalı neredeyse 5 aya geldi Gaye Erkan, Mehmet Şimşek ikilisinin. Bugüne kadar gelen hiçbir şekilde ne bir fon var, ne bir yatırım var, ne de dişe dokunur bir anlaşma var. Hepsi bir şekilde havada kalan imzalar, iyi niyetler, İnşallah Allah, maşallah Allah, gelilen noktalar. Peki bu noktaları aşmak için ne yapmamız lazım? Bu para arayışı nereye kadar daha sürecek? Mehmet Şimşek'e Londra'da bir kapı daha kapandı. Yani gittiği yerde sunumu, yaptığı projeksiyon, Türkiye için yapacaklarını söyledikleri maddeler yabancı yatırımcıyı, sermaye fonları tatmin etmedi. Demek ki neymiş? Burada bir orta vadeli plan açıklandığında avuçları patlayana kadar alkışlanan insanlar için olduğu kadar yabancının ilgisini çekmedi bunlar. Neden? Çünkü somut şeyler yok. Sen bütçeyi nasıl kısıtlayacaksın? Bütçeyi nasıl kontrol altına alacaksın? Hangi para, hangi maliye politikasıyla şu andaki gidişatı bir şekilde rayına oturacak şekle getireceksin? İstikrarı nasıl sağlayacaksın? Adalete olan güveni nasıl tazeleyeceksin? Tek adam rejimi izini nasıl sileceksin? Soruları yanıtsız kaldığı müddetçe
istediğin gruba istediğin sunumu yapabilirsin. Hiçbir tanesinden olumlu bir karşılık bulamazsın. Tabii bu arada atılan adımların yetersiz olduğu söyleniyor. Mehmet Şimşek'in Londra gezisinde Bank of America'nın paylaştığı o notta. Bundan sonra Ekim'in sonunda bir körfez turu, ikinci körfez turu da olacak deniyordu Mehmet Şimşek'in. Bu şartlar altında o tur olacak mı acaba Sayın Onur Çavuş? Ben Mehmet Şimşek'in Katar tekrardan bir körfezi ne zaman dolanır bilemem, gezer bilemem ama ben açıkçası geçen gün de o konuda geçen hafta ayrı düşmüştük o konuyla alakalı olarak. Seçimden önce bu şekilde giderse Mehmet Şimşek'in siyasi anlamda görevi tamamlayamayacağını düşünüyorum. Çünkü bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın buna daha fazla sabretmeyeceğini. Şimdi Cumhurbaşkanı niye rasyonel yola okey dedi? Niye faiz arttırımına okey dedi? Nebati'den farkı neydi? Nebati arttıramaz mıydı faizi? Arttıramaz mı? Arttırırdı ama dediler ki rasyonel politikalara geçtiğimizde bir şekilde fon gelecek, sermaye gelecek, para akacak. Hı hı. Geçeli 4-4,5 ay oldu, rasyonelmiş gibi. Bak rasyonel demiyorum. Hı. Daha önceki sisteme baktığımızda en azından geçmiş olan, geçmiş dönemki sisteme baktığımızda daha makul bir şekilde ilerliyoruz. Ama bu gene sermaye gelmesi için, gene para gelmesi için yeterli bir sistem değil. Onun için de ne yapacağız? Üretim ekonomisine döneceğiz. Sorunlarımız belli. Bu sorunları A'dan Z'ye artık finansal okuryazarlığı olsun veya olmasın bütün vatandaşlarımız bunun farkında. Hepsi diyor ki dolar çıkacak. Yani 70 yaşında bir teyzem de farkında, 80 yaşında bir amcam da farkında. Finansal okuryazarlığı olsun veya olmasın. Ne diyor? Enflasyon böyle giderse çıkacak. Teyzem diyor ki dolar artacak. Hiç görmediğimiz bir kriz yaşıyoruz diyor 80 yaşında birisi. Bak hiç görmediğimiz bir kriz yaşıyoruz diyor. Şimdi bugün baktığımızda emeklilere yapılan zammı, daha doğrusu özür dilerim desteği bir ele aldığımızda 5000 TL'lik bir ek destek olundu. O da Kasım ayının 15'inde yani yarısında verilmek üzere. Peki bunun maliyeti neymiş? 61 milyar lira olduğu söylendi. 61 milyar. Rahmetli babam dan kalan maaş anneme bağlandığı için annem burada 1250 lira maaş alıyormuş. Kesintiler gittikten sonra. Yani o emeklilerin hepsinin de 5000 lira alamayacağı aşikar. 1250 lira ikramiye da, değil mi Onur Bey? Yani 5000 lira evet, ikramiye değil. Örneğin annenize 1250 lira evet, verilmiş olacak. Evet. Evet. Yani şimdi baktığımızda bunun tabii ki hepsinin bu şekilde 5000 TL alamadığını düşündüğümüzde 61 milyar liradan daha az bir bütçeye düşebileceğini görüyoruz. Peki çalışan emekli olan kesim ne kadar? O da yaklaşık olarak 1.7 milyon kişiye tekabül ediyor. 8.5 milyar lira karşılığı. Siz bugün 61 milyardan daha az bir maliyete getirdiğinizde bunu, bu insanları ayrıştırmanız için, bu insanları ötekileştirmeniz için, bu insanların cebine girmesi gereken hak olan bir parayı vermemeniz için hiçbir sebep gerekçe yok. Yani çalışan emeklimiz 1,7 milyon kişi 8,5 milyarı vermemek için çünkü Sayın Bakan bu konuyla ilgili mücbir sebepler öne sürdü. Evet. Mücbir sebepler var dedi. Yapabileceğimizi maksimum düzeyde yaptık dedi. 8,5 milyarı vermemek için. 8,5 milyar için. Şimdi mesela ben şunu isterdim. O gün kabine toplantısından sonra daha radikal kararlar alınmasını isterdim. Ama bu sınırlama sadece milleti kapsayacak bir kemer sıkma olmasın. Meclisi kapsayacak bir politika olması gerekiyordu. Bir yol olması gerekiyordu. Külliyeyi kapsayacak bir yol olması gerekiyordu. Şu andaki bir şekilde hani itibardan tasarruf edilmez dediler ya, bir ülkenin itibarı halkın satın alma gücüdür, huzurudur, refahıdır. İstediği zaman istediği şeye erişebilme yetisidir. Siz bugün yaptığınız tüm saltanatın faturasını bu milletin sırtına yüklüyorsunuz. Vergisine yüklüyorsunuz. Ve o vergiyi sadece çalışırken değil, harcarken de alıyorsunuz. İki defa vergilendiriyorsunuz bu insanın kazancına. Bunu yaptığınız için de dışarıdan bakan insanlar sizin onların önüne koyduğunuz projeksiyonları, onların önüne koyduğunuz sunumları, onların önüne koyduğunuz planları
Türkiye'deki konsolide edilen taban gibi gerçekçi bulmuyor. Ne diyor? Siz biraz daha çalışın buna diyor. Çünkü artık Avrupa'dan Türkiye'ye fon gelme neredeyse hayalden öte. Amerika deseniz gerginlik devam ediyor. Evet. Körfez ülkelerinin mevcut durumu ortadayken biz parayı, biz finansı, biz yatırımı nereden buluruz, nereden çekeriz? Bunun hesabı yapılması lazım. Ben bu konuda Cumhurbaşkanı'nın Mehmet Şimşek, Gaye Erkan ikilisinin verdiği sözlerle dönmüş olduğu, söylediği rasyonel politikalarla alakalı çok fazla daha dayanacağını düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar gelen herhangi bir şey yok. İnsanlar diyorlar ki sabır, neye sabır? Biz zaten bu ülkede yaklaşık olarak 20 senedir böyle bir sisteme sabrediyoruz. Daha ne kadar daha sabredilecek bilmiyorum. Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür. Sayın Erdoğan'ın sözleriydi değil mi Onur Bey? Sayın Erdoğan'ın evet. ağzından duymuştuk. Şimdi ekonomideki evet. kaideyi alım gücüyle ölçersek durumumuz zaten ortada. Ama Mehmet Şimşek'in açıklamaları daha da endişe verici gibi geliyor bana. Çünkü kendisi yüksek maaş artışlarının, maaşlara yapılan yüksek zamların enflasyona neden olduğunu söylüyor. Enflasyon için bir gerekçe daha bulunmuş gibi görünüyor. Bu bağlamda bir de hedef enflasyona göre zamların bundan sonra yapılacağı söylendi. Belli ki hedef enflasyon, gerçek enflasyonumuzun çok çok altında kalacak. O zaman bizim alım gücümüz ne olacak? Enflasyonun altında ezilmediğimizi söylemek konusunda emekçinin, işçinin, emeklinin, inatçı Sayın Erdoğan, biz ne hale dönüşeceğiz, ne hale geleceğiz bundan sonra? Şimdi hedeflenen enflasyon şu an için baktığınızda orta vadeli plana göre %65. Yani biz bunu hani sene sonu ben 75'in altında hiçbir şekilde TÜİK'in bile kapatamayacağını aylardır basa basa söylüyorum, üzerine basa basa. Şimdi bugün 75 TÜİK diyorsa o enflasyonun Türkiye'deki piyasalara yansımış hali yaklaşık olarak %150'nin altı değildir. Bugün zaten rakamlara baktığımızda, bir çarşı pazarı gezdiğimizde satın aldığımız ürünlerle bir karşılaştırma yapıp enflasyonu bulmak insanlar için zor bir şey değil. Evet. Zaten bu bile başlı başına aslında mücbir bir sebep bu enflasyon. Yani millet için mücbir bir sebep. Hani majör bir şey ne oldu dersen bu şekilde oldu. Şimdi dolar enflasyon sır sırta vere vere tırmanmaya devam ediyorlar. Bunun halkın cebine her an fazlasıyla yansıdığını görüyoruz. Nasıl? Satın alma gücü her gün biraz daha azalıyor. Satın alma gücünü boş verin bir kenara, temel gıda maddelerine erişim dahi zorlaşıyor. Bugün kur korumalı mevduata verdiğiniz 600 milyar liranın %10'unu emeklilere verirken elleriniz titriyor. Bakın %10'u 600 milyar lira bütçeye ekstradan yük getiren kur korumalı mevduatın %10'unu emeklilere verirken elleriniz zangır zangır titriyor. Ama 3 maaş, 5 maaş alan bürokratların her ay aldığı huzur hakkı bu milletin huzurunu kaçırmaya devam ediyor. Ne zamana kadar bu böyle devam edecek? Bunu kestirmek gerçekten çok zor. Ama şunu çok iyi biliyorum ki milletin artık kemerinde sıkacak delik kalmadı. İnsanlar yapması gerekeni fazlasıyla yaptılar. Zaten şu anda enflasyonla mücadele kadar bir de barınma krizimiz var. Bugün gidersiniz, kardeşinizin evinde yemek yersiniz. Annenizin evinde yemek yersiniz. Hı hı. Bir arkadaşınıza yemek ısmarlatırsınız. Bir simit alıp kuru ekmekle midenizi susturursunuz. Ama barınma krizi öyle bir noktaya gitti ki akşam başınızı sokacak bir eviniz yok ise işte gerçekten bazı şeylerin su yüzüne çıkacağı gün o gündür. Bu arada, ısrarla bunu evet. üzerine basa basa söylüyorum. Bu arada vaatler, sözler, tutulanlar, tutulmayanlar, hedefler, orta vadeli programda hedef enflasyon var. Hedefler söz konusu olmuşken hedeflere de sizinle yakından bakalım mı? Onlardan biri 2023 hedefi. 500 milyar evet. dolar ihracat. Şimdi yönetmenim ara tam da ortaya getirecek. Biz AKP'nin sitesinden aldık onu. 2023 hedefi 500 milyar dolar ihracat. Getirebiliyor musun Arat ortaya? Onur Bey ile birlikte izleyicilerimize de gösterelim. Bunu siz söylemiyorsunuz ya da ben söylemiyorum. Hedef 500 milyar dolar ihracat. AKP'nin planları, programları içerisinde var. 2023'te 500 milyar dolara çıkaracağız deniyor. Biz 13 Ekim 2023'teyiz. 2023'ün bitmesine çok az bir süre kaldı. Geçtiğimiz gün emeklilerle ilgili açıklamayı yaparken Erdoğan,
Bu konuyla ilgili, daha doğrusu ihracatla ilgili de konuştu. Şimdi gözlerden kaçmış, onu siz yakalamışsınız. Siz yakalayınca biz de yakaladık. Birlikte dinleyelim, yorumu size bakalım, bırakalım. Erdoğan birkaç gün önce ne dedi sevgili izleyenler? Şimdi onu dinliyoruz. Bu yılın ilk yarısında %3,8 büyüyen 254 milyar doları aşan ihracatının etkisiyle küresel ticaretten aldığı pay %1,03'e yükselen Türkiye, depremin getirdiği yüke rağmen hedeflerine ilerlemeye devam ediyor. 254 milyar dolar ihracat ve 2023 bitmek üzere, hedefin yarısı ancak mı gerçekleştirilmiş? Yani büyük büyük rekorlar yani kırsak aralığa kadar ilk 500 milyar dolara ulaşır mıyız? Tabii ki bu imkansız bir şey. 500 milyar dolarlık bir ihracatı yakalamamız imkansız bir şey. İnsan üzüldüğü şu, hep söylüyorum, Konya Ovası kadar Hollanda'nın 200 milyar, 220 milyar dolarlık bir ihracat hacmi var. Yani siz düşünün, kaç tane Hollanda edersiniz ama 254 milyar dolarlık ihracatı müjde gibi insanlara bir şekilde söylüyorsunuz, bir şekilde takdim ediyorsunuz ve sizin 2023 senesindeki ihracat hedefiniz 500 milyar dolar. Şimdi şunu düşünüyorum, diyorum ki AKP geldiği günden bu yana hangi hedefini tutturdu diye düşünüyorum. Hangi hedefini tutturdu? Hiçbir hedefini tutturamadı. Kaç tane plan yaptı? 13 tane orta vadeli plan, uzun vadeli plan, kısa vadeli plan. Bir sürü bu şekilde getirdiği planın hiçbir tanesi milletin cebine yansımadı. Kamu ihalelerinde yapılan değişiklikler, hazine garantili kamu özel işbirliği projeleri, en son kur korumalı mevduat. Bunların hepsi fakirden zengine kaynak aktarımıdır. Tamamı. Nasıl? Şimdi mesela bakıyorsunuz, geçtiğimiz yol için 5 lira, geçmediğimiz zaman 7 lira ödüyoruz. Bakıyorsunuz kur korumalı mevduatta hesap sahiplerinin faizleri bizim vergilerimizle karşılanıyor. Aman onların parası eksilmesin diye bizler kazandığımız paranın belli bir kısmını oraya vergi olarak vermek zorunda kalıyoruz. Bir tane araba alıyorsanız bir tane araba bankaya, iki araba devlete alıyorsunuz. Dört araç parası ödüyorsunuz bir araca sahip olmak için. Hakeza evde de aynısı geçerli. Şimdi bu şartlarla Türkiye'nin önü bu kadar kapalıyken yabancı yatırımcının gelmesi için bir sebep var mı düşünelim. İnsanlar bana bunu söylediğim için kızıyorlar ama ben bunun bu şekilde olmasını temenni ettiğim veya bir tavsiye ettiğim için değil. Böyle olduğunu bildiğim için söylüyorum. Bugün Türkiye'de 35-40 kura gelmeden dolar, 55-60'a gelmeden faiz yatırımcılık sermayenin, yabancı yatırımcı sermayenin ilgisini çekmezsiniz. Neden? Çünkü gelen yatırımcılar, gelen fonlar yüksek kurdan dolarını bozup sonrasında da yüksek faizden değerlendirmek ister. Siz bugün 27,5 kur varken biz sene sonunda 31'e yükselteceğiz kurumuzu diye orta vadeli plan açıkladığınız zaman hiç kimse parasını size bu faize, bu kurdan Türkiye'ye getirmeyecektir. Onur Bey, bir dakikamız kaldı. Görüntülerin hemen ortasında yer alan Mescid-i Aksa'dan canlı görüntüler. İzleyicilerimize vurgulayalım. Çünkü cuma namazında bir gerginlik yaşanacak mı endişesi var. Dolayısıyla o görüntüleri veriyoruz. O bir dakikada size bir soru daha soracağım. IMF'nin dolar tahminleri. 2028 119 lira 85 kuruş. 2023, 2024, 29, 2025'te 44, 26'da 65, 27'de 89, en son 2028'de 119 lira 85 kuruş. Şimdi bunu ülkemizden bir ekonomist söylemiş olsa mandacı ilan edilip hemen herhalde vatan haini. Tabii davada açılmış olurdu. Çünkü dolar 10 lira olacak soruşturma diyenler. Başlar hemen, tabii. Evet, dolar 10 lira olacak diyenlerin başına neler geldiğini biliyoruz gazetecilerden. Bunu IMF söylüyor, iktidardan ses çıkmıyor. Nedir efendim bu dolar tahminleri? 120'ye yaklaşır şimdi mı dolar? Şimdi şöyle, zaten baktığımızda bugün 2007 senesinde dolar 4 lirayla girdik dolara. 2017 senesi, özür dilerim. 2017 senesinde dolar 4 TL'ydi. Bugün 28 TL neredeyse. Yani 7 kat artmış.
Bugün doları yaklaşık olarak 21-27'den hesap ettiğinizde söylenen rakam aslında ütopik değil. Bunu yabancılar şöyle, şimdi mesela şöyle anlatayım, herkesin anlayabileceği şekilde navigasyonda bir konum belirliyorsunuz. Diyor ki size 50 dakikada bu konuma gideceksiniz diyor. Yolda herhangi bir şekilde kaza olursa, bir problem olursa veya yol açılırsa bu süre aşağı veya yukarı doğru kısalıyor veya uzuyor. Şimdi bu söylenen, eğer siz diyor bu şekilde giderseniz nasıl 2007'de 4,5 olan kur şu anda 5 sene sonra 28'e çıktı. Bu kur 5 sene sonra 110'lara 120'lere vuracak diyor. Bu sadece öngörü. Türkiye'nin dışarıdan gözüken ekonomik yüzü. Ve bunlar bu şekilde bir raporlanırken aynı dakikalarda Mehmet Şimşek bizim ülkemiz her geçen gün daha iyiye gidiyor diye başka bir yerde, başka bir noktada insanlara sunum yapıyor, fon sahiplerine. Şimdi siz böyle bir rapor çıkmışken diğer tarafta hiç mi düşünmüyorsunuz bu raporları, bu insanların da okuduğunu, bu raporları bu insanların da dikkate alacağını hiç mi düşünmüyorsunuz? İnsanlar bir şekilde Türkiye'nin CDS'i yani kredi default swap dediğimiz risk primini yükselttiğinde dış güçler diyorsunuz. Ama siz kredi alırken o insanların verdiği raporlar üzerinden o kredileri alıyorsunuz. Yabancı borçlayı, dış borçlanmaya gidiyorsunuz. Onun için de Türkiye'nin şu anda yapması gereken şey kapı kapı para aramak yerine madem ki bir eziyet çekiyoruz, madem ki bir sıkıntı çekiyoruz, madem ki bir sıkılaştırıcı para politikası içinde ciddi anlamda bunalıyoruz, en azından üretime dönün, üretime dönün, üretime dönün. Teknoloji ağırlıklı sanayiler üretin ki Türkiye'nin 20 senesini inşa edin. Çünkü bu şekilde giderse 50 senesini kaybetmek üzereyiz. Üretime dönün. Genelde izleyicilerimiz için tavsiye verirdiniz. Bu sefer iktidara bir tavsiyede bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum Onur Çanakçı. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz hemen bir araya gidiyoruz. Saat başında sizle olmaya devam edeceğiz. Hamas, İsrail çatışmasına emekli tüm genel...